Çayın kıtlama şekerli olanı makbuldür. Biz hala evde de olsa kıtlama şekeri içiyoruz çayı Erzurumlu olduğumuz için. Okula giderken işte köyde 1970-72'lerde 75'lerde bir okul var, iki tane öğretmen var, 96 tane 100 tane çocuk var o zaman. Kış, kar, Erzurum. Sınıf ortasında bir soba var, sınıf ortasında kurmuşuz. Her giden çocuk iki tane odun götürüyor koltuğunda. Sobayı yakıp ısınıyoruz. Giderken rahmetli anam cebime de ceviz, pestil, dut kurusu, kiraz kurusu, elma kakı falan cebime doldururdum. Yiye yiye doğru okula. O zamanın beslenme çantası oydu. Şimdiki böyle beslenme çantaları yok. Efendim marketten almak, pastaneden poğaça almak falan veya işte evden bir şey yapmak gibi değil. O zaman öyleydi. Hatta ayva olur bizim orada Erzurum'da, Oltu'da. Ayva götürdüm okula ben. Kesmeye bıçak bulamaz da okulun duvarının köşesine böyle vururduk. Yukarıdan aşağı sarı su akmıştı. O böyle yıllarca durdu o suyun rengi orada. Böyle arkadaşlarla onu paylaşırdık. Öyleydi bizim çocukluğumuz. Efendim böyle telefonlarla falan oyun yok. Telefon zaten yok. Sokakta oynar. Efendime söyleyeyim. İnsanları rahatsız etmeden, bağırmadan, çağırmadan oynardık. Şimdi öyle değil. Şimdi sokaktaki çocuğa zaten bir şey diyemiyorsun da dediğin zaman da eli zopalı bir veli karşına dikiliyor. Sen benim çocuğuma nasıl karışırsın? Belki de neslin bozulması biraz da bundan. İnsanlar mesela işte 1975'lerde öğretmenimin bir lafı vardı, unutmam hiç. Bir gün öğretmen kapıdan girdi sınıfa. 40 kişi çocuk, 40 çocuk var sınıfta işte. Köy çocuğu. O zaman böyle yazılı görsel basın yok. Her şeyi çok iyi bilmiyoruz. Okuduğumuzdan anlıyoruz ne anlıyorsak. Ya da anlatılanlardan anlıyoruz. Çocuklar herhalde Cumhuriyet Bayramı neydi? Cumhuriyet nedir çocuklar diye sordu. Ya biz birbirimize baktık. Kimse kalkıp da Cumhuriyet şudur diyemedi. Öğretmen anladı işi. Nedir hocam dedik. Dedi ki çocuklar Cumhuriyet bir milletin kendi kendini yönetmesidir. Tabi o zaman çocuktu. Aklımızda kesmedi. Ne demek ya? Bir millet kendi kendini nasıl yönetiyor diye düşündük kendi kendimize. Belki de öğretmen dediği şuydu. Gerçekten de köyde insanlar o zaman yani benim çocukluğumda insanlar birbirini yönetirlerdi. Yani senin malına ben sahip çıkardım. Onun tarlasına o bakardı, işte zarar vermezdi. Öbürünün çocuğuna terbiye babında laf söylerdi falan gibi böyle bir düzen içerisindeydi her şey o zaman. Şimdiki gibi yani bir başkasının çocuğuna iler git ya da geri gel diyemezdin. Ama o zaman derdin. Hatta şöyle bir şey söyleyeceğim. Çocukluğumda bizim köyde birisi bana bir tokat atmış mesela amcamız, dayımız ya da bir akrabamız değil de bir komşu bana bir tokat atmış olsaydı ben babama korkumdan söyleyemezdim. Bir de babam döverdi beni. Sen ne yapmış ki Ahmet dayı sana tokat atmış. Yani öyleydi. Eskiden veli götürürdü çocuğunu okula. Efendim al hocam işte çocuğumu getirdim. Eti senin kemiği benim. Al bunu adam et derdi. Okuldaki öğretmen de onu yontar. Efendim sağına soluna alır. Onu insan ederdi. Öyle insanlar eski insanlar öyleydi herhalde. Öyle oluyordu. Ama şimdi öyle değil. Şimdi çocuğun her şeyi beş başı memur götürüyorsun okula. Servisi var. Yemeğe ekmeğe var. Okula sıcak kaloriferli. Sıfır okullar. Sınıf mevcutları az. Öğretmenler çok. Her şey var. İmkanlar var. Ama adam kendi hiç mesela evinde çocuğuna tokat atmıyor ya da çocuk kulağını çekmiyor mu? Çekiyordur. Hepimiz çocuğumuza vurmuşuzdur. Yani terbiye babında yapmışızdır. Öğretmen vurduğu zaman vay efendim sen benim çocuğumu nasıl vursun de alır eline sopayı şu an dikiliyor karşısına. Hoca da bir şey diyemiyor. Şimdi polis vuruyor sen nasıl vurursun? Savcı biraz işte imtiyazlı davranıyor. Ya işte bir daha yapma falan diyor. Efendim yol veriyor falan. Toplum böyle bozuluyor bu şekilde. Yani fazla özürlü bize çok iyi gelmiyor halbuki.